Haber Ajansı'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet, bugünkü konuğumuz Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Yeni stüdyonuz da hayırlı olsun. Gayet güzel bir stüdyo. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün size hem merak ettiklerimizi hem de vatandaşımızın internet üzerinde, sosyal medya üzerinde sizin hakkınızda merak ettikleri soruları soracağız. Araştırmacı, gazeteci, yazar Sayın Yücel Tuzcuoğlu bizlerle birlikte sorularını hazırladı. Hazırsak vakit de kaybetmeden hemen başlayalım istiyorum. Hay hay. Evet. Evet Sayın Başkan, hoş geldiniz. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı görevine başladığınız tarihten itibaren ilk başlarda Sayın eski Belediye Başkanı Evcil Menden'de duyduğumuz kadarıyla belediyenin borcu yoktu ve kasasında da 4 milyon TL gibi bir para olduğu şey yapıldı. Sonra sizin bazı açıklamalarınız oldu ve gelinen noktada şu anda Muratpaşa Belediyesi'nin bütçe durumu, ekonomik durumu nedir acaba? Evet, dış kaynaklı emanetler hanesinde, borç hanesi sıfırdı, dış kaynaklı emanetler hanesinde 49 milyon yazıyordu. Bir miktar nakit olduğunu da görmüştük. Evet. Ama o dış kaynaklı emanetler aslında borçtu. Tabii yıllık bütçenizin 1/3'üne kadar dönen bir borç aslında nakit yönetimi açısından da makul bir borçtur. Yadırganacak bir tarafı yok. Sonuçta belediyeler hizmet müessesesi. Belli bir borçla nakit akışını yönetmek çok normal. O zaman da o oranlardaydı. Yaklaşık 170 milyon gibi bir bütçe, 49 milyon civarında da dış kaynaklı emanet, biraz da esnaf borcu vardı. Şimdi de 450 milyon, 440 milyon civarında bütçemiz, 100 milyon civarında toplam borç stokumuz, 100-120 milyon aralığında toplam borç stokumuz var. Oransal olarak o zamana göre daha bir tık daha iyi bir bütçe İyi var. Tabii bu arada Türkiye asfalt rekoru da kırdık. Yani yatırımlarınız var. Büyük yatırımlarımız oldu. Asfalt fabrikası, makineleri aldınız. Çok geniş yeni parklar, mevcut park varlığı ikiye katlandı denebilir Muratpaşa'da. Yaklaşık %40 daha, %40 noktasından 70 noktasına bir ilerleme oldu. Yine çöp konteynerlarımız işte 10.000'in 4.000'i yer altına alındı. Onlar hep kendi imalatlarımız biliyorsunuz. Evet. Büyük değişimler oldu. İşte sivil toplum merkezimiz hayatımıza girdi. Çevreci komşu kart hayatımıza girdi. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi 7 tane spor salonu yaptık. Bütün bunlarla beraber nakit akışımızda dediğim gibi oldukça dinamik bir durumdadır. Şu ekonomik olarak şu anda bir sıkıntınız yok yani. Bir sıkıntımız yok. Epey gayrimenkul nakit akışında bazen bir sıkıntı olabiliyor nakit akışında. Evet. Onu da şey yapabiliyoruz. Hani onu da belli bir borçla tölere edebiliyoruz. Her yıl bir miktar gayrimenkul satışı bütçemize koyduk. Bu olağan bütün kurumların bütçesinde bir miktar gayrimenkul satışı her yıl olur. Biz de %10-15 ölçüsünü hiç geçmedik. Toplam bütçemizin %10-15'i ölçüsünü hiç geçmedik gayrimenkul satışında. O civarda gayrimenkul sattık yıllık. Personel peki kaç personel var Muratpaşa Belediyesi? Yaklaşık 3.000. 3.000 fazla mı bu rakam? Şöyle fazla. Eğer asfaltı dışarıdan alıyorsanız, dışarıdan almayıp kendiniz üretiyorsanız, dışarıdan alsanız daha az işçi çalıştırırsınız ama bu sefer zarar edersiniz. İki misli para ödersiniz. Ya da işte çöp konteynerlarını kendi büyütülmüş fabrika ölçeğindeki atölyelerinizde değil de dışarıdan satın alsanız daha az işçi çalıştırırsınız ama zarar edersiniz. Park mobilyalarını dışarıdan hazır alsanız daha az işçi çalıştırırsınız ama zarar edersiniz. Yani biz tamamı kamu yararınadır. Türkiye ortalamasının üstündedir. Fazladır bir açıdan. Ama her işini kendi yapan, spor salonlarını bile kendi işçisiyle inşa eden bir belediye için de fazla değildir. Evet. Bu arada siyasetle ilgili İyi Partili bir meclis üyesinin sizin belediyenizde başkan yardımcılığı istediği, ancak bir ara formülle galiba başkan danışmanı veyahut da başka bir şeyde bu Ertuğan
konuşuluyor, çok konuşuluyor. Evet, evet. Evet. Partililerin hani gerek Büyükşehir Belediyesi'ne, sözünüzü kestim, gerekse size bir işte iş alım konusunda, görev konusunda baskı yapıldığı bu arada iddia bu edildi. Arkadaşla ilgili bir meclis üyesinin ilçe belediyelerde çalışamayacağı yönünde mesela bana bir meclis üyesinin... Şöyle ifade edeyim, İyi Partililerin ittifak ortağı olarak talepte bulunmaları normal. Evet. Tabii meclis aritmetiği içinde, yani Murat Paşa'mız hem geçmişten beri bizde yani belli bir siyasi partide, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bir belediye, hem de işte 6 İyi Partili, işte 23 CHP'li meclis üyemiz olunca bütün belediye başkan yardımcılıklarını da hani büyük oranda siyasi kadrolardan oluşturmak çok halkta tasvip gören bir şey değil. Hani çünkü belediyecilik biraz hizmet işi. Aşırı siyasi bir ortam halkın fazla tasvip edeceği bir şey değil. Bir siyasi başkan yardımcımız zaten var idi. İyi Partili bir arkadaşı da atasak haklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'de ilave başkan yardımcılığı talep edebilirdi. Aritmetiğimiz o durumdaydı. Biz de ortamı aşırı siyasallaştırmamak için çok kalifiye, işinin uzmanı bir arkadaşımızı şirketimiz içinde istihdam ettik. Ona kendi uzmanlığı ile ilgili genel koordinasyon görevi verdik. Başkanlığımızın bir danışmanı, bir operasyon adamı, aynı zamanda sahada da çalışan bir kişi olarak da şirketimiz binamıza görevlendirdi. Bu şekilde çalışma sürecini paylaşmış olduk. Evet Hüca Bey. Evet. Bir de kadrolar son zamanda bana birçok kimseden şöyle bir şey geldi. Bu kadrolaşmayla ilgili bazı kimseler galiba rahatsız. İşte bir başkan yardımcısı kadrosunu alıyorsunuz. Sonradan onun emekliliğiyle ilgili. Orada bir anormal şey, bir durum yok herhalde yani. Hiç anormal bir durum yok. Şimdi Türk kamu yönetimi bu sabah 8 akşam 5'çilikten çok çekmiştir. Yani inovatif, atak, güncel sorunlara pratik çözüm üreten, mesai mefhumunun ötesinde hizmeti düşünen bir yaklaşıma ihtiyaç var yerel yönetimlerde. Yeni kuşak bazen hani yaşı olgun da olabiliyor ama nosyon olarak hani bu gece gündüz mesai düşünme, işe odaklanma, gerektiğinde tatil zamanlarında bile çalışabilme nosyonuna sahip arkadaşlarla kamu yönetimini daha dinamik, diri, işte Tunç masamızda biliyorsunuz 48 saat süre var. Hata götürmez. Vatandaşın şikayeti geldi mi 48 saat içinde belediye orada olacak. 49 saat olmaz. Kırmızıya düşer. Yazılım sinyal verir. Şimdi bu dinamizmin sağlanabilmesi için sürekli bir ölçme değerlendirme ve dinamik, yer değiştirebilen bir yapı kurmanız lazım. İyi çalışanı ödüllendirmeniz, biraz daha yavaş olan arkadaşı da kendi yeteneğine göre değerlendirmeniz lazım. O dinamik yapı içinde belediyemizi yönetiyoruz. Mevzuat ışığında, yasalara uygun bir şekilde herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada sizin bu konuyla ilgili Ümit Uysal, Sayın Ümit Uysal Büyükşehir'e ekibini hazırlıyor diye böyle bir şey de duydum yani bu arada. Ya Büyükşehir, Küçükşehir meselesi değil. Hani Çevreci Komşu Kart diye bir inovasyon yürütüyoruz. Bütün dünyanın ödül verdiği, birçok Türkiye'nin aslında bir anlamda parmak ısırdığı, işte Cumhurbaşkanlığınca yürütülen sıfır atık projesinin ilham kaynağı olmuş, bütün Türkiye'ye öğretici rol üstlenmiş bir projeyi yürüten birimim var, atıyorum. Şimdi bunu yürüten insanı benim bir mevki güvencesine kavuşturmam, ondan etkin yararlanmam çok normal değil mi? Gayet güzel. Ya da bütün Türkiye genelinde örnek alınan, tabii her belediyede bir masa var ama adı masa. Hani birçok yerde başarılı, başarısız dereceleri var, etkinlik derecesi var. Bizdeki kapsamda işi bitirmeye dönük, tamamen halkı tutan ve süreç yönetimi içeren, iş bitene kadar da takibi bırakmayan bir sistemi yöneten, gece gündüz onunla, onun istatistikleriyle var olan kişileri benim etkin değerlendirmem normal değil mi? Bu kamu yönetimi yararınadır. Bugün biz varız, yarın yokuz.
Ama kamu görevlileri dinamik olsun, yenilikçi olsun, çağa uygun çalışsın. Bu sabah 8 akşam 5 cenderesinden bir çıkalım. Yani o moddan kurtulalım. Ufkumuzu bir geliştirelim. Yani Türkiye'miz hep kişi başına düşen milli gelir de dünya 85.si kalmayacak. Şu anda oralara sürüklendik. Hep böyle dünya demokrasi liginde 5. kümeye düşmeyecek. Oralara doğru sürüklendik. Bunların hepsi iyileşecek. Kimle? Meritokrasiyle. İngilizler buna meritokrasi diyor. Devlette kaliteli, liyakatlı kişileri görevlendirmek çok önemli. 84 milyon nüfusun yetiştirdiği en nitelikli kişilerin devlette görevlendirilmesi lazım. Ve bu da siyaset üstü, siyaset dışı olması lazım. Hangi siyaset gelirse gelsin o dinamik kadroları sürekli en iyilerin devlette çalışması lazım. Buna İngilizler işte çok uzun yıllardır imparatorluk oldukları için çok hassasiyet gösteriyorlar. Ben bazen onların siyasetçilerinin konuşmalarını dinliyorum. İki kere demokrasi diyorsa 12 kere meritokrasi diyor. Çünkü şeyden çok korkuyorlar. Hep dünyayı yönetmeye alıştıkları için o şeyi kaybederiz diye çok korkuyorlar. Meritokrasimizi, liyakat sistemimizi kaybetmeyelim diye sürekli şey yapıyorlar. İşte aşırı siyasallaşma kaybettirebiliyor. İşte yolsuzluk, rüşvet vesaire bunlar kaybettirebiliyor. Hukuki nedenlerle personeli fazla güvenceye ya da fazla güvensiz bir yere sürüklemek meritokratik sistemi kaybettirebiliyor. Bunlardan uzak durmak lazım. Türkiye'miz iyi olacak, iyi olmalı. Evet. Sayın Başkan, bir de bana gelen şöyle bir olay var. Gecekondu servisiniz var herhalde. Bu serviste 8 veya 9 arkadaş var. Memur herhalde, devlet memuru. Bu arkadaşlara bir görev yok mu? Orası bir sürgün yeri mi? Bir müdürlüğümüz, başında müdürü var. Murat Paşa'mız da gerek Ermenek Mahallesi'nde gerek işte Zeytinköy bölgemizde farklı noktalarda gecekondu diyebileceğimiz yerler hala var. Azalıyor. Hızla azaltıyoruz. Kentsel dönüşüm. Hala var. Ama müdürlüğün görev tanımı yasalarda yazıyor. Yönergelerimizde yazıyor. Müdürlük görevinin başında. Yani müdürlük verimsiz çalışıyorsa gözden geçiririz, bakarız raporlamalarına. Ama yapacak iş çok. Evet. Bambus koyu ile ilgili UKM'nin geçmişte bir yolu, üniversitenin verdiği rapor doğrultusunda kapattığı bir olay var. Orada bir plaj yaptınız. Kaçak bir şeyi yıktınız galiba öncelikle orada. Bu konuda Bambus'la ilgili yeni bir planınız, düşünceniz, bir evet, projeniz, bir şeyiniz var mı? Şimdi kıyılar halkındır. Evet. İlk 60 metre kıyı kenar çizgisinin mutlak yapılaşma yasağı olan yani bölgesi. Orası sit alanı değil mi? Doğa sit alanı. Evet. Ve oraya, oranın halkın kullanımında olması mümkündür. Biz oraya hiçbir yapılaşma yapmadığımız gibi olan kaçak yapılaşmaları da yıktık. Bizim oradaki talebimiz halka kullandırmaktır. Basit büfe hizmeti vermek, halka kullandırmak. Tıpkı Mavi Bayraklı 5 plajımızda olduğu gibi. Şemsiye Şezlong 10 lira şu anda. Çay 2 lira ya da 2,5 lira. Her şey son derece ucuz bir şekilde halkın kullanımına açık. Çevreye de duyarlı. Son derece keyifli. Evet. Hizmetin kalitesinden de belediye işletmesi olduğu anlaşılamayan, oradaki halkımızın denize girmekle ilgili ihtiyaçlarını karşılayan şeyler. Bizim Bambus'la ilgili istediğimiz şey sadece budur. Verilmiyor. 6 kere istedik, lütfedilmedi. Yani halka kullandıralım. Zaten anayasa hükmü, kıyılar ortak kullanım alanıdır, halkındır. Niye kullandırmıyorsunuz? Niye girmemize müsaade etmiyorsunuz? Ben sadece tapulu malı değil mi yani, bir tapulu malı. Abi efendim, özel... ne tapulu malı Allah'ınızı severseniz. Yani. Zaten özel mülkiyete konu olması anayasal olarak yasak olan bölgedir. Hiçbir özel mülkiyete konu olamaz tabii. Orada kıyıdaki özel mülkiyet yok mu başka? Yok tabii ki. Kıyıdaki parseller de çok mülkiyetlidir. Çok mülkiyetli. Kıyıdaki parseller hiç konuyla ilgisi yok kıyıdaki parsellerin. Evet. Plaj bizim konuştuğumuz şey. Kıyıdaki parseller çok mülkiyetlidir ama en büyük hissedar da gene belediyedir. Evet. Yani Antalya halkına burayı niye kullandırılmıyor kardeşim? Bunun bir cevabı olması lazım. 6. kez istiyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Kim vermiyor? İlgili kurul her defasında farklı gerekçelerle, ilgili koruma kurulu, kültür ve her defasında farklı gerekçelerle bir şekilde burayı bizim halka açmamız önlendi hep. Yine de umutluyuz. Yine ama devam ediyorsunuz mücadele. Efendim burası zaten halk. Yani benim mücadele etmek görevimin de görevi.
Yani milletin olan bir yerin bir yeri milletin kullanmasını sağlamaya çalışıyorum. Yani basit, sade, son derece yalın bir haklılık içeren, ki Antalya'nın sembolü olmuş yerlerden bir tanesidir. Başından beri aynı şeyi söylüyorum. Benim bu parsellerle hiçbir işim yok. Kaldı ki orada da en büyük hissedar biziz. Ben kıyıyı kimsenin işgaline müsaade edemem. Burası Antalya'nın sembolü olmuş bir plajdır. Burayı halk kullanacak. Peki kamulaştırma şansınız yok mu? Efendim kıyıları kamulaştıramazsınız. Hayır, zaten sizin hissedar olduğunuz bölgeden bahsediyorum. Efendim kıyıdaki parselle buranın bir ilgisi yok bizim talebimizin. Kıyıdaki hisse kıyıdaki hisse. Biz evet. Plajı istiyoruz. Plajı halka açmak istiyoruz. Bir tane yol da var hiç kimsenin mülkiyetinde olmayan. Aşağı inebilecek. Tabii. Yani o kadar uğraştığımız şey hani neden takıldığımızı anlayamadığımız garip bir şey ki. Diğer tarafları yaptınız. Sıkıntı diğer tarafları evet. Ama burada bir şey var yani kayalarda. Burada bir siyasi problem var. Kayalar, siyasi kayalar var burada. Başka bir şey yok Güzel evet. Bey. Büyük burada Allah'ın kumunu, Allah'ın plajını halka niye kullandırmıyorsunuz? En yatay yerdir. Şey olmadan, hiçbir asansör şu bu olmadan, yaşlının, hamilenin, çocuğun, tek Lara falezlerindeki tek kullanılabilecek Türkiye'de yerde bir şeyi halka kullandırmak ne zor şey. Yani yeter ki halka kullandırma. Ne yaparsan yap ama sakın millete açma. Şimdi Türkiye'de maalesef fiilen hayata geçen kamusal yaşantı bu. Çok üzücü bir şey. Bu sahilde de Deniz Park restoranı yine başkaları işletiyordu. O zaman çok zorluklar çektiniz. Onları oradan göndermek üzere bayağı bir olaylar yaşadınız. Niçin yaptınız? Halka kullandırılıyor. Orada da çay 2 lira. Tabii çıkıyor. Yani halka kullandırdığımız halka, için evet. Kötü örnek oluyoruz. Evet. Sorun orada. Evet. Bir de çok önemli. Buradan görüyorum. Bir evet. Toros Koleji soruşturması vardı. Epeyden beri devam ediyor. O soruşturma bitmedi herhalde değil mi? Yani? Şimdi efendim Toros Koleji soruşturması diye bir soruşturma olduğunu ben sağda solda konuşanlardan duydum. Bir teknik 2015 yılında birileri teknik nedenlerle imar hukuku açık yasal kurumlar bunlar sonuçta devletin o zaman yasal olarak açık tuttuğu kurumlar bir ruhsatlandırma kısmi ruhsatlandırma girişimi olmuş ben o yazıyı havale etmişim havale etmek zaten yasal mecburiyetim ben şimdi öğreniyorum bunların böyle toros moros şubu olduğunu. Bunlar niye havale ettiniz diye mi soruyorum? Niye havale ettim diye. Ya ben o yazıyı zaten mecburum. Encümenin İşiniz görevindeyse, evet. Encümene meclisin görevindeyse, meclise havale etmeye zaten mecburum. Oradan birileri ileri geri bir şey söylüyor. Gülünç şeyler bunlar. Ama peki bir yargısı yok değil mi onların? Yok. Yokmuş. Bununla ilgili evet, bir plan tadilatı Murat Paşa'dan geçiyor. Sonra Büyükşehir'de reddediliyor ve sonra size geliyor encümen kanalıyla bir geçici ruhsat verildi. Plan tadilatı vesaire hiç öyle şeyler hiç bilgim dahilinde değil. Biz plan tadilatı kolay kolay yapmayız. Yani en az plan tadilatına başvuran belediyelerden bir tanesiyiz. Sadece bana bir havale yani bir gelen her yazıyı ben zaten havale ederim yetki ilgili evet, maddesine evet. Göre. Onunla ilgili bir soru yöneltildi. Başka da bir şey yok konuyla ilgili. Evet. Başkanım biz de son günlerde bu Phoenix yapıyla ilgili hem Zerdarlık'ta hem Bahçelievler'de yaptığı inşaatlarla ilgili bir takım iddialar konuşuluyor. Hatta yürütmeyi durdurmak için yıkım kararı varmış bu arada. Bu Haziran ayı içinde geçtiğimiz günlerde ve bundan sonraki günlerde bazı yürütmeyi durdurma kararları olmuş. Sizinle ilgili, sizi ilgilendiren buradaki problem, buradaki sorun nedir? Efendim beni ilgilendiren bir şey, biz yasal olan her şeyi yaparız, yasa dışı olan her şeyi de kovuştururuz. Bizim durumumuz budur. Yani yasalsa bir şey varlığını sürdürür, yasa dışıysa ilgili prosedür işler, yıkım gerekiyorsa yıkılır. Yani, yapının kaçakları ortaya çıktı tarafı. Ben bilmiyorum konuyu. Evet. İşte konuşuluyor vesaire. İşte bizim yapı kontrol bir kaçak ihbarı olmuş. Evet. Yapı kontrol tutanak tutuyormuş. O aşamada birileri beni aradı aman insaflı yasal davransınlar diye. Ben öyle haberdar oldum. Yasal davrandılar. Konuyu tabii bana sorulduğu için yasal davranın dedim müdürlüğüme. Yasal davrandılar, tutanaklar tutuldu, yıkım prosedürü işler. Yani yıkıma devam edecek. Tabii bizim yani Murat Paşa'mızda herhangi bir şikayetin, herhangi bir yasa dışılığın kovuşturulmaması, ihmal edilmesi vesaire asla söz konusu olmaz. Yasa dışılık varsa
kovuşturulur, soruşturulur. Orada hatası olan varsa, kanıtlanırsa kişiler de onun sonuçlarını göğüslemek zorundadır. Kim göz yumuyorsa kaçak yapıya. Peki bir davalık durumu ve mahkemelik durumu var mı bununla ilgili? Bir kovuşturma personelimle ilgili, bir grup personelimle ilgili bir soruşturma olduğunu biliyorum. Yıkımları da en kısa zamanda başlatacaksınız. Ya, o da yine bizim personelimizin devam ettirdiği bir şey. Şunu söyleyeyim size, Türkiye'de... Yani şunu biliyor musunuz, diyebiliyor musunuz? Hep alışmışız, böyle yönetiliyor ya ülkede. Ondan dolayı bir belediye başkanı olarak. Bu Phoenix çok konuşuldu canım. Gazetelerde de çok bahsediliyor. Ben hiç ona bakmam. Ben deyip, hukukçuyum. Hayır, hadi hemen yıkın. Sırası yok, gelsin yok. Gelmesin. Ben hukukçuyum. Gibi. Hukuka neyse, normal işlem müdahale neyse... Müdahale etmem diyorsunuz. Efendim, anormal bir şey olursa ederim. Evet. Normal, yasal, herkes yasal bir muameleyi hak eder. Yasa dışı bir şey yapan da sonucuna katlanır. Hepimiz için geçerli bu. Dolayısıyla yasal süreçler herkes için işler. Doğrusu neyse onu yapmakla mükellefiz ve tereddütsüz yaparız. Evet, bu en çok merak edilen konuydu. Geçtiğimiz günlerde bu firmanın bazı yetkililerinin belediyeye gelip imar müdürüyle ciddi olarak tartıştığı yönünde... Bana yansıyan hiçbir şey yok. Bana yansıyan hiçbir şey yok. Evet. Peki devam edelim. Bizim için kovuşturduğumuz işte 1000 yapı varsa ya da işte 1500 yapı varsa, her belediyede belli bir yük var. Onlardan biridir. Herhangi bir baskı almıyorsunuz değil mi bir yerlerden? Hiç kimse bana böyle bir şey söyleyemez. Yasal süreç neyse o işler. Her işim için benim geçerlidir. Benim müdürlerime talimatlarım hep yasal çerçevede. Yasal çerçevede sözü olmayan bir tek talimatım, sözlü, yazılı, yeri geldiğinde WhatsApp yazışmam, yasal çerçevede sözünü içermeyen yazışmam, talimatım yoktur. Müdürlerim de bunu bilir. Ben personelimin de suç işleyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Bir de son günlerde tekrar gündeme gelen, Sayın Başkan'a sen şey yapabilirsin. Kırcami. Evet. Yani. Kırcami yılan hikayesi, çok mücadele ettiniz. İnanılmaz derecede projeler yaptınız. Gördük, takip ettik. İşte askılara girdi, şikayetler oldu, gitti, geldi, mahkemeler, davalar derken iptal oldu. Neden iptal oldu? Ve bundan sonra bu Kırcami hayata geçirilebilecek mi? Kırcami'si 2014'te geldiğimizde 5000'likler bitmişti. Derhal 1000'liğini çıkardık. Kamuoyuyla tartışılmadı, yeterince dendi. Döndük, bütün odaları topladık. 2 ya da 3 toplantı tekrar yaptık. Sonra tekrar 1000'liği yeniledik, revize ettik. Her iki meclisten çıkardık. Sonrasında parselasyonu çıkardık. 15.000 civarında komşumuzun yaklaşık %95'inin memnuniyetiyle oldu. Yasalar, o günkü yasalar neyi emrediyorsa, herkesin parselinin nereden nereye gittiğinin nedeninin açıklanabileceği bir şekilde çıkardık. İnsanlar %100 mutlu olmayabilir imar planlarında ama %95 oranında mutabakat sağladık. Tam tapuyu dağıtacağımız esnada tapuyu bakanlık dağıtmaya karar verdi. Biz de toplantıya davet edilmedik. Önemli değil. Normalde 18'i yapan belediye dağıtır. Türkiye'nin her yerindeki uygulama bu. Ama seçim arefesine geldi. O şekilde ilgili bakanlık dağıttı. Biz de komşularımızı kutladık. Önemli olan işin çıkması. Hayırlı olsun. Aldılar. Ve ruhsat alın diye altyapısı olan bölgelerde, yani plan sınırlarının kıyılarında bir an önce inşaat ruhsatı alın diye de çok çağrıda bulunduk 2 yıl boyunca. Komşularımız biraz tedirgin oldular. Çünkü 40 yıldır çıkmayan bir konu olduğu için yine bir sorun çıkar endişesi içinde yaklaştılar. Tam bir inşaat ruhsatı vermeyi başarmıştık ki mahkemeden 5000'lik ve 25000'lik ile ilgili iptal kararı geldi. Arkasından 1000'lik ile ilgili davada da 5000'lik ve 25000'liğin istinaftaki sonucunu beklemeksizin yine bir iptal kararı geldi. Onu da istinafa gönderdik. İstinaf aşamasında şu an mücadelemiz sürüyor. Hukuk mücadelemiz sürüyor. Gidip mahallelere mahalleliği manipüle edenler oluyor siyasi olarak. Hem süreci sabote edip
Hem gidip orada aynı çevreler halkı da kışkırtmaya çalışıyorlar. Tabii halkımız her şeyi biliyor. İlk günden beri ne yaptığımızı herkes çok iyi bildiği için böyle yalandan işler tutmuyor. Vatandaşımızda bir etkisi olmuyor. Mahkeme iptal ediyor ama bu mahkeme bildiğim kadarıyla bir bilirkişi tayin eder. O bilirkişi... Bilirkişi lehe. Lehe olmasına rağmen iptal kararı var. Nasıl? Bilirkişi burası tamamdır. Bilirkişi raporu demesi. Tabii bizim lehimiz. O zaman neden bilirkişi var? Nasıl oluyor bu? Öyle. Bilirkişi ben ilk defa lehe. Duydum. Bilirkişiye rağmen hayır diyor. Bilirkişiye rağmen hayır deniyor. Ben zannediyorum ortaya konulan gerekçeler de çok ilginç gerekçeler. Bize göre hukuken varit olmayan, geçerli olmayan gerekçeler. Ama işte mücadelemiz sürüyor. Vatandaşı işi zora sokmak konusunda. Yani şimdi ama sizi, sıfır noktasında mı kıracağımı? Yeniden hayır değil şey. Değil. İstinafta. İstinaftan bozulduğu takdirde çorap söküğü gibi yeniden süreç işlemeye devam eder. Olursa ne kadar sürer inşaatların başlaması? Ya süre vermeyelim. Halkımız çok kandırıldı, çok aldatıldı. Biz de hani bizim elimizde olan şey var, olmayan şey var. Süre vermeyelim ama hani istinaftan olumlu sonuçlanırsa çok uzun sürmez. Tahminen 2 yıl gibi herhalde, 24 ay gibi süre. O kadar bile sürmeyebilir. Sürebilir, kazma bulur. Duruma göre. Evet, var mı başka bir başkan? Şu anda yaptığınız veya yakında yapmak istediğiniz yeni bir projeniz veyahut da Antalya'yı ilgilendiren, Muratpaşa'yı ilgilendiren bir proje var mı? Şimdi bizim projemiz, belediyeciliğimiz toplam bir hizmet kalitesi ve toplam bir yaşam standardı oluşturma belediyeciliğidir. Somut projemiz, bunun toplamı oransal olarak yükseltilerek sürdürülmesi en somut projemizdir. Yani yaşlı evlerimiz, 4000 yaşlımız üye, bunu 5000'e, 7000'e çıkarmamız lazım. Yaşlılarımız sosyalleşiyor. Hem evdeki iş gücü rahatlıyor hem yaşlılarımız rahatlıyor. 4 tane var. 4.'sünü konukseverde yapıyoruz. 5.'yi, 6.'yı yapmaya çalışacağız. 5 kreşimiz var. Hiç kreş hizmeti alamayan çocuk bırakmamayı hedeflememiz lazım. 10.000 kişi çevreci komşu kartı akredite. Bunu 20.000, 30.000 yapmamız lazım. 7 tane spor salonu yaptık amatör spor çalışmaları için. Bunun sayısını arttırmamız lazım. Kızılarık'ta da bir dev spor kompleksi yeni inşaatımız var. Sivil toplum merkezimizi yılda yüzlerce proje çıkar hale getirmemiz lazım. Turuncu masa istatistiklerimizi hep diri tutmamız, yükselterek sürdürmemiz lazım. Yer altına aldığımız yeraltı konteynerlarımızı güneş enerjisiyle uzaktan doluluk oranlarını da tespit eder, inovatif hale getirme çabalarımızı hızlandırmamız lazım. Parklarımızı rekreasyon, eğitim işlerine kavuşturmamız ve kendi kendine yeten temiz enerji, güneş enerjisiyle şu an parklarımızda hem değirmenlerimizi döndürebiliyoruz, hem de değirmenin şaftından ürettiğimiz enerjiyle aydınlatma yapabiliyoruz. İnovasyon merkezimizdeki robotik kodlama eğitimlerimizi Türk milletinin geri kalmayacağı teknolojik seviyeye ulaşması ile ilgili faaliyetlerimizi hızlandırarak sürdürmemiz lazım. Robotik 1, Robotik 2 veriyoruz. Drone yapım eğitimi veriyoruz. Bunları geliştirerek devam ettirmemiz lazım. Etüt merkezlerimiz, üniversite hazırlığımız bunların hep gelişerek sürmesi gerekiyor. Ve bu standardın hiç bozulmaması gerekiyor. Yani yaklaşık 1000 dönüm yeni park ilave ettik. Toplam park varlığımız 2000 dönümün üzerine çıktı. Bunların kalitesini, seviyesini koruyabilmemiz lazım. Renovasyonunu sağlayabilmemiz lazım. Tarımla bu arada uğraşıyorsunuz. Tabii bunların hepsi toplamda bir toplam kalite sistemidir. Bu şov içermez. Bunların hepsi bu ilçede yaşayan insanların ben mutluyum diyenlerin oranı 2014 yılındaki ölçümümüzde %77 idi. Şu an 85. Bunu daha da yukarı taşımamız lazım. Bunlar bununla olur. Türkan Şoray Kültür Merkezimizdeki sanat seviyesini, rutin, periyodik sanat faaliyetleri seviyesini yükselterek devam ettirmemiz lazım. Bizim belediyeciliğimiz ihtiyaçlara para harcamak, toplam yaşam kalitesini yükseltmekle ilgilidir. Bütün asfaltımızı kazdık toprağa kadar, koca bir ilçenin asfaltını toprağa kadar kazdık, yeniledik. Farkında mısınız? Evet. Bunu uluslararası nitelikte kaldırımlarla destekliyoruz. Kaldırımlarımız asfaltlarımızın hepsini kapsayacak
kadar hızlı ilerlemedi. Kaldırımlarımızı da o uluslararası standartlarda işte yani. Asfaltta %85 ise yenileme, kaldırımda %55 seviyelerinde. Onu da 80'lere doğru yükseltmemiz lazım. Bu lazımların hepsi toplamda bizim projelerimizdir. Evet. Bunların devam edip gitmesi lazım. Yine turizmin, kent içi turizm yapabilmek için yıllık 11 festivalimiz var. Turizmin başkenti, turizmin başkentinin kalbi Muratpaşa'da. Mesela Uluslararası Kale İçi Festivalimiz Türkiye'nin en iyi uluslararası festivallerinden biri oldu. En etkin, hatta bence en etkini. Çünkü restorasyon ve koruma, prezervasyon içerikli. Son festivale 48 yabancı şehir ağırladık. 15'inde reddettik. Geç. Yani organizasyon dağılmasın diye. 1000 tane de ilave turist ağırladık. Delegasyon dışında. Güçlendirerek sürdürmemiz lazım. Gastronomi etkinlikleriyle desteklememiz lazım. Sanat etkinlikleriyle desteklememiz lazım. Turizmin başkentinin kalbini sürekli dinamik tutmamız lazım. Bu da belediyeciliğimizin bir parçası. Sürekli beton dökmenin manası yoktur. Sürekli beton dökmek, hatta bir komplo teorisi vardır. Uluslararası egemen nizam bir ülkeyi batırmak istiyorsa götürür, olimpiyat verir. 10 tane stadyum, 30 tane spor salonu yapmak zorunda bırakır ve o ülke batar. İşte Yunanistan öyle battı diyenler vardır. Ben bunu doğrudur, yanlıştır bilemem ama gereksiz, doğrudan toplumun ihtiyaçlarına yönelmeyen betonlaşma kamusal icraat değildir. Toplam hayat kalitesi kamusal icraattır. Biz bütçemizi böyle kullanıyoruz. Sizin benim tedirgin olduğum ve yapamadığım bir şeyi sizin sözünüzle yapıyorum ben şimdi artık. Çünkü bize çocukken hep çimlere basmayın aman dediler ama siz çimlere basın. Basabilirsiniz, gezebilirsiniz dediler. Ben şimdi her çimlere bastığımda Ümit Uysal geliyor aklıma. Çünkü yani çimlere basmak çimlere zarar vermez. Bir, evet. Tabii. Yani sıkılaştırır. Evet. Faydası bile olabilir türüne, çimin evet. türüne bağlı olarak. Falezleri öyle yaptınız şimdi. Tabii çok çimlerde. Gereksiz yani şey. Birbirimize bir şey yasaklamaktan ne kadar hoşlanıyoruz. Yani evet. manasız yasaklar. Bu çok önemli bir özgürlüktü. Başkan bir de şöyle bir duyumum var. Handball kapatıyorsunuz, voleybola geçiyorsunuz diye bir şey doğru mudur? Doğru. Bir de yağlı güreşlerden vaz mı geçtiniz? Bu Hayır. haftada kırık şeye gidecek misiniz haftaya? Yok, vazgeçmedim. Edirne'ye. Şimdi şöyle, biz 12 takımlı handball ligi vardı biliyorsunuz Türkiye genelinde. Hatta geçen sene 9 takıma düşmüştü. Aşağıdan birileri tekrar ilave edildi. 12 takım olarak icra edildi. Çok zayıflamış bir handball ligi. Hatta ben o yüzden yabancı transfer etmemeye, yeni çocuklara yatırım yapmaya çok dikkat ediyordum. Hani onunla da uğraşıyordum birebir. Antrenman tabloları, beslenme tabloları, hani ülkemizin sporuna bir faydamız olsun diye. Bir antrenör değişikliğimiz oldu. Antrenörümüz Konyaaltı Belediye'mizi ikna etti. Süper Lig'de bir takımımızın yarışma hakkını Konyaaltı alarak Süper Lig'e Konyaaltı da dahil oldu. Biz şöyle düşündük, bir ilin küçük bir ligde iki temsilcisi olacağına, birbiriyle rekabet eden bir iki temsilcisi olacağına, ilimiz ikinci başka bir branşın keyfini yaşasın. Dünyada ilk onda olduğumuz kadın voleybol var. Biz sporcularımızdan bir kısmını da Konyaaltı'na verdik hatta. Onları çekildiniz yani. Çekildik, Konyaaltı'na bıraktık. Konyaaltı'na bıraktık. Handball misyonunu. Evet. Biz kendimiz Çanakkale Çan takımının yarışma hakkını devralarak birinci voleybol liginde çok da iddialı bir takım kurduk şu anda. Bu iddialı takım ile Sultanlar Ligi'ne devam. Çıkmak istiyoruz. Mutlak hedefimiz bu yıl Sultanlar Ligi'ne çıkabilmek. Ve Antalya'mıza ikinci bir branşın keyfini, tadını yaşatmak istiyoruz. Yoksa. Gidecek misiniz Edirne'ye? Giderim. Edirne'ye gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Cidip. En iddialı... güreşçi Orhan Okulu biz de biliyorsunuz. Biz kadın jimnastikte de iddialıyız. Voleybolda dediğim gibi Sultanlar Ligi'ne şey yapıyoruz ama geleneksel atasporumuz güreşte de iddialıyız. Kırkpınar'a da gitmeyi düşünüyorum. Peki. Bitti mi size? Son bir soru soracağım. Son bir şey sormak istiyorum. Büyükşehir'e aday olacak mısınız? Onunla ilgili bir çalışmanız var mı?
Şöyle herkes aday olabilir tabii ki yani geçtiğimiz dönemde. Şöyle Yücel Bey, bizim Büyükşehir Başkanımız partimizin üyesi. Evet. Artık hani böyle bir aday adayı gibi insanların iddia belirtmesi oldukça sıkıntılı sonuçları da olabilir. Manidar. Biz normal işimizi yaparız. Büyükşehir Başkanımızın da arkasında dururuz. Günü geldiğinde karar vericiler farklı bir değerlendirme ihtiyacı duyarlarsa biz hiçbir şekilde görevlerden kaçmayız. Ama hani özellikle bir rekabete girmeyiz. Onu ifade edeyim. Peki. Yaklaşık olarak 2014 yılında ilk sizinle başladık. Programı yaptık o dönem Halk TV'de. Hatta şimdi konuşurken görüntüleri de vereceğiz. 2014 yılında belediye. Burada siyaset sormayacağım. Özel hayatla ilgili biraz soracağım. 6-7 yıl oldu yaklaşık olarak. O zamandan bu zamana Ümit Uysal yoruldu mu? O zamandan bu zamana Ümit Uysal aile hayatında, yaşamından çok şey kaybetti mi? Ya da neler kattı? Fedakarlık yaptı. Evet. Ya, siyaset fedakarlık işidir. Evet. Sizi özel olarak, evet, yaşamsal olarak siyaset çok yıprattı mı, çok yordu mu? Nasıl bir durumdasınız? Şöyle, onu merak siyaset ülkeye hizmet etmenin yoludur. Hani ben bir öğretmen babam. O köy enstitüsü çizgisinin devamı olan öğretmen okullarından yetişme birisi. Bize hep vatanı kurtaracak olan, ülkeyi yükseltecek olan bir nefer gibi hep yetiştirmeye gayret etmiştir. O kuşak hep öyledir zaten, biliyorsunuz. 92 yılında ben hani CHP kurulurken kurucu il yöneticisi olarak siyasete dahil oldum. O günden beri biz hep gece gündüz fedakarlık içindeyizdir. Yani 92-99 arasında sokak çalışmalarını yönettik. O zaman SMS yok, televizyon yok, radyo yok. Sadece sokak çalışmalarında hani bir görselinizi bir yere asabilirseniz, evet, kurum gözüküyor. Dolayısıyla biz haftada 4 gün sokakta olmak zorundaydık. 7 yıl o işlerle uğraştık. Aynı zamanda yöneticilik yaptım. İl Gençlik Kolu Başkanlığı. Arkasından işte il başkanlığı 2001'de. Bir taraftan ofisimi, mesleğimde gelişmeye çalışırken, ailemi düzenlemeye, yaşam kurmaya çalışırken, bir taraftan da hep vatan, ülke, millet, kalbinizden, şehrimiz, hep siyaseti hep bunun aracı olarak gördük biz. Hani ülkemize hizmet etmenin bir aracı. Kızınız ve oğlunuz var bildiğim kadarıyla. Evet, onlar, evet, nasıl bakıyor? Siyasi hani hoş bakmazlar mi? Bizim evde hani birçok siyasetçi, siyasetle uğraşan birçok insanda olduğu gibi kendi konforlarından onlar da fedakarlık etmek zorunda kalıyor. Daha az babayla vakit geçirme şansları oluyor. Ekonomik olarak yıpratıcı oluyor siyaset. Dolayısıyla onlar hep siyaseti aslında aile koşullarını, aile düzenini zorlayan bir fedakarlık gibi görüyorlar. Bunu da hani bir ileride bir yerlerde biter mi diye hep, evet, umut ediyorlar. Var hatta mı? Öyle hani emekli olayım ben bu işlerden. Yok yani bu işlerde emeklilik olmaz. Hani, evet, emeklilik şöyle, bir görev almazsanız işinize gücünüze bakarsınız. Hani zaten fedakarlık isteyen bir iş. Ama bir görev alırsanız da yaparsınız. Oğluma okulda demişler, baban ne iş yapıyor? Avukat demiş. Bir süre sonra birileri uyarmış soranı, ya belediye başkanı ne oldu? Niye belediye başkanı demiyorsun demiş. Belediye başkanlığı babamın işi değil, babam avukat demiş. Biz böyle bakıyoruz ailecek. Milletin, halkın bize verdiği bir bayrak, bir nöbet, bir cefakarlık, fedakarlık gerektiren bir iş. Ülkemizin demokratik koşulları çok gerilediği için, kamu yönetiminde meritokrasi ve demokratik şartlar yıprandığı için, kurumsallık anayasal kurumlarda, diğer kurumlarda çok eksildiği için, yargı siyasallaştığı için, idari mekanizma siyasallaştığı için bu dönem apayrı zorluklar içeriyor. Bu dönem çok daha zor millete hizmet etmek, ülkeye hizmet etmek. Her şey bir kapatıldı hatta.
Her şey işte soruşturmanız farklı oluyor, işte muamelesi farklı oluyor. O hala kapalı kamunun, AŞEV'in yardım hesapları kapalı. AŞEV kapalı ha, değil. AŞEV 365 gün en çalışıyor. Dinamik şekilde devam daha da yoğun. Arabayla da getiriyor, tabii görüyor. Daha da yoğun hizmet ediyor. Yaşlı. Günde 700 eve gidiyoruz. Çok oğlum, etkin AŞEV'imizi etkinleştirdik. Faaliyetini çok katladık. Yardım hesabı açamıyoruz. Ama onun dışında hani iktidar ve muhalefet partilerinin belediyeleri farklı koşullarda çalışıyor. Açık konuşayım, muhalefet partisi belediyeleri kaynakları çok çok daha etkin ve verimli kullanıyor halkın yararına dönük. İktidar partisi genel hepsi için söylemiyorum. Büyük bir kısmı rahatlık ve hoyratlık içinde bana göre. İstisnaları ayırıyorum. Bu koşullarda işte böyle otoriter düzenler ortaya çıkıyor. O otoriter düzenlerden yararlanıp size baskı yapmaya kalkışanlar ortaya çıkıyor. İşte böyle genel bir kalite sorununun içinde yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu koşullarda da ülkeye, şehre, insanlara, insanlığa hizmet etmek ayrı bir dinamizm, ayrı bir keyif. Hani daha güç koşullara rağmen hizmet etmek büyük bir keyif. Biz de onu yapıyoruz. Ya, Muratpaşa evet. Belediye'miz halkımızın emrinde, halkımızın paylaştığı, Ali Odiye'nin emrine belediyenin 48 saat içinde ekip gönderdiği, kamu hizmetlerinin tabana en yaygın projelerle geliştirildiği, müteahhit olmayan, tamamen belediyenin ürettiği asfaltını ki Türkiye asfalt rekoru kırarak metropol ilçelerde, İşte efendim sosyal hizmetlerin en gelişmiş olduğu. Sırf evde bakım hizmetimiz 30 bin kişiye ulaşıyor. İnanılmaz rakamlardayız. Cenaze hizmetlerimiz, kreş hizmetlerimiz, işte hasta nakli hizmetlerimiz, yaşlılarımız, engelli hizmetlerimiz, engelsiz kafemiz, 7/24 işleyen mekanizmamız, işte kardeşleşme, komşulaşma. Biraz önce bahsettik, 11 tane yıllık sosyal faaliyet ki bunların hepsi özgün, dinamik, tasarruflu ama kentin dokusuna hizmet eden, katkı sağlayan çalışmalardır. Ötekisi olmayan, herkesi kucaklayan, kamu hizmetlerinin sunuşunda bir felsefe olan ama hizmetlerin halka ulaşımında hiçbir ayrım olmayan, hizmet bütünlüğü bir felsefeye dayanır doğal olarak, tercihlere dayanır. Ama spesifik bir zümreye hiçbir hizmetimiz yoktur. Herkese. Oy veren belediyeler. Herkese. Dolayısıyla halkıyla bütünleşmiş bir belediye olmaktan onur duyuyoruz. Zaten halkımız da bizi Millet İttifakı'nın en yüksek oy arttırdığı belediye olmakla onurlandırdı. Evet, biz ikimiz de Muratpaşa sınırlarında oturduğumuz için nimetlerinden faydalanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız sorularımıza. Cevap verdiğiniz için. Öncelikle sevgili seyirciler şunu da söyleyeyim. Bazı gazeteciler ve bazı haberciler soruları önceden verir, sorar, eder. Ümit Uysal'da böyle bir şey yok. Zaten biz gazeteci olarak gerek Yücel Tuzcuoğlu olsun gerek ben olsun hiçbir başkana soracağımız soruları nedir ne değildir buyurun önüne koymayız. Burada da onu yapmadık ve sorularımızı da gayet net bir şekilde çarpıcı sorular vardı. Çünkü içlerinde hakikaten sorunlu olan ve halkın da kafasında böyle karıştırdığı sorular vardı, konular vardı. O konuları da netlikle cevapladığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben en kısa zamanda ediyorum. Tekrar bir program yapma sözünü de şimdiden alalım. İnşallah. Seve seve. Çok teşekkür ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun yeni yeriniz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet, araştırmacı, gazeteci, yazar Yücel Tuzcuoğlu'yla hazırlamış olduğumuz soruları Sayın Ümit Uysal'a yönelttik. O da bize dobra dobra cevabı verdi. Hiçbir şekilde hiçbir soruyu cevapsız bırakmadı. Evet, önümüzdeki hafta bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce sağlıkla kalın.